Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Barbie bebeklerimiz için salon takımı yapacağız. Bu kartonlardan kendi yapacağımız bir oyuncak. Daha önce de ne yapmıştık? Bir yatak odası yapmıştık, genç yatak odası. Daha önceki filmlerimizde izleyebilirsiniz. Mutfağı var, salonu var. Ben bugün salonu yapacağım, daha sonra da mutfağı yapacağım. Hadi hemen kutuyu açıp monte etmeye başlayalım. Evet, şimdi bunları yerlerinden çıkaracağım. Önce şöyle odamızı kuralım. Bu zemin mesela, halısı olduğu için anladık. Aa, bu nesiymiş bakalım. Bu da yan duvar olabilir. Bakın burada zaten 2 2 yazıyor. Buraya ikiler gelecek. Bakalım bakalım hemen. Şurada. Yine evimizi, yani odamızı oluştururken kullanacağımız parça bu da. Şimdi öncelikle bunları yerleştirelim. Yoksa ortalık çok karışıyor. Evet, şimdi bir bir birler nereye gelecekmiş? Buraya gelecekmiş. Bakın kartonları yerleştirip kilitleyeceğiz. Çok güzel bir sistem bu. Benim çok hoşuma gitti. İşte bu. Ve kilitlendi. Şimdi beşleri bulalım. 5 5 buraya girecek. Bunlar da buraya. İlk yaptığımızda zorlanmıştık ama artık sistemi anladık. Kurulumumuz daha hızlı oluyor. İşte bu. Ay çok güzel çok. Şunu alalım. Bu ikiler ve üçler bir araya geliyorlar. Önce alt tarafı takmamız lazım bu arada. İşte bu. İşte odanın şekli oluştu. Arkada böyle güzel değişik bir duvar kağıdı var. Yan tarafta değişik bir duvar kağıdı düşünülmüş. Burada da penceremiz var. Hemen açalım. Şöyle. Şöyle açabiliriz. Evimiz hava alabilir. Dışına da bakalım. Bakın pencere ne güzel açılıyor. Dışarıda da evimizin saksıları, süsleri, çiti, bahçesi, yan tarafta ağacımız hepsi görünebiliyor. Çok güzel, şık bir oda oldu bu. Salon oldu. Hemen içini yapalım bakalım. Neler varmış iç bölümünde. Şöyle her şeyi bir toparlayalım etrafa. Evet, şimdi öncelikle koltuklarımız var. Koltuklarımızı bir yapalım bakalım. Şu galiba bir koltuğun arkası olsa gerek. Şimdi her parçayı bir arada yapalım da karışmasın yine ortalık. Şunları çıkaralım. Sonra numaralarına baka baka hangisi hangi parçanınmış anlayacağız. Bunlar da herhalde birbirine monteleme için kullanılan parçalar. Evet, burada başka kalmadı çıkaracağımız bir şey. Tamamdır. Şimdi 11'i bulmam lazım. 11, 11, 11, 11, 11 burada değil mi yoksa? Hah, buradaymış. 11'i taktık. Bir sandalye yapıyoruz sanırım. 11, tamam. Şimdi 31, 31'ler neredeymiş? Buradaymış. Evet. Evet, bir sandalye yapıyoruz. Yalnız bunun öbür tarafı diğer kartonda. Ay, fırladı. O zaman öbürünü de takalım, öyle daha iyi olur. Çok güzel oldu. Şöyle koyalım. Bakalım 9. 9'ları
yerleştirelim. Ama önce şeyleri bulalım, yan taraflarını. Şu ikisi de o sandalyenin. Sandalye de değil bu, koltuk sanki. Koltuk gibi duruyor. Bu ikili, o tekli. Oo, çok şık. Elde bu parçalar kaldı. Galiba daha bir şeyler çıkarmamız lazım. Şu yastıklar da buraların diye düşünüyorum. Şöyle. Bu buraya. Sonra 7, 8. Aa, televizyon da var. Televizyon var, bir çekmecemiz var. Şunlar çok halıya benziyor ama galiba sehpa falan olacak onlar. Ve sandalyeler var. Sandalyelerimiz. Şimdi gelelim bunu yerine takmaya. Bunu bir yerleştirelim bakalım. Şimdi 9. Pardon, burada 6 gibi duruyor. Burada 9 gibi duruyor. Şöyle takacağız. Harika bir çekmece oldu bu. Evet, onu da yaptık. Ne diyor? 17, 17. 17'ler burada. Evet, şimdi buraya da 16 diyor. Yaşasın! İşte televizyonumuz da hazır. O zaman koltukları şöyle düzeltelim. Şöyle size yandan göstereyim ben o tarafı. Evet arkadaşlar, peki yani bu küçücük salona nasıl sığacak bütün bu eşyalar bilemiyorum. Şimdi şurada 14 ve 12. Şimdi 14'ü buraya takalım. Bu da 12'ymiş. 13-15 bir şey bulmamız lazım. Allah Allah. Yoksa şöyle mi? Bakın. Bunun biri sehpa, biri de masa olacak. Ay! Bayıldım. Bu üstündeki desenler de danteller yani. Dantel örtüleri. Koltuklar biraz fazla büyükçe. O yüzden zor sığıyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Eldeki salon bu. Salon bu. Yapacak bir şey yok. Şu sehpayı ikisinin arasına koyalım. Yan sehpa. Bunu böyle koyalım. Ne yapalım? Kutuda nasıl sığdırmış ki? Şöyle bir kutuyu göstereyim size. Ha, bir dakika. Biz de onun gibi yapalım. Masayı bunun önüne koyacağız. Evet, biraz karışık ve sıkışık ama yapacak bir şey yok. Elde ne varsa biz de onunla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi şu duvar raflarını takalım. Sonra da sandalyeleri yapacağız. Zaten sandalyeleri de koyunca salonumuzda kıpırdayacak yer kalmayacak. Haydi bakalım. 7'leri takıyoruz. Tamam. Şimdi hemen sandalyelerimizi oluşturalım. 25, 21. 21'leri takalım. ...25'i... şöyle takalım. Sandalye 1. Evet arkadaşlar, şimdi sandalyelerimizi de yerleştirelim. Gerçekten evde kıpırdayacak bir yer kalmadı. Ne yapalım? Yani her ev öyle geniş geniş olmuyor tabii. Şöyle sandalyelerimizi de koyalım. Yemek yerken olmadı, şu koltuğu iteriz geri. Ondan sonra yemek masasını biraz öne çekeriz. Zaten genelde evlerimizde de öyle yapıyoruz. Ama ben bayıldım ya. Çok güzel bir setmiş bu. Bakın bunu böyle de kullanabiliriz olmadı. Şöyle falan. Çok güzel, harika bir set. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Diğer videoyu da izleyin. O set de çok güzeldi. Diğer bölümlerden birinde de mutfak setini yapacağım sizin için. Siz de mesela kartonları keserek bu halde bir oda hazırlayabilirsiniz kendinize.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.